Herkese merhabalar. Tonguç öğretmeniyle ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler. Tonguç evladım. Hocam ne oluyor? Bu nasıl evladım. bir konu? Doğrusu? İkinci İnsan derece demek. Mu? X kare, x kare demek. Evet. Bir bilinmeyende sadece x var, y yok yani. Eşitsizlikte büyüktür küçüktür işareti demek. Şimdi şey. konu kalmadı mı hocam? evet matematik bütün konuları birleştirmeye çalışıyor. Şimdi bak ikinci derece x kare olduğundan anladık. Ve büyüktür küçüktür işareti eşitsizlik olduğunu anladık. Nasıl çözeceğiz? Ve bir bilmeyen Şimdi bir kere şunu yapmamız gerekiyor. Bunu çarpanlara ayırmamız gerekiyor. Nasıl çarpanlara X parantezini alabilir miyiz Tonguç? Olur, x parantezinde olur. x eksi 6 büyük ve eşittir sıfır olur mu Tonguç? Olur hocam. Bak birinci adımımız her zaman ama her zaman birinci adım çarpanlara ayır Tonguç. Tamam mı? Çarpanlara ayır. Sonra ikinci adımda bunun köklerini bulacağız sonuç. İkinci adımda kökleri bul. Nedir bunun kökleri Allah aşkına? Kökler ne demek biliyor musun? Kökler sıfır yapan x değeri demek aslında. Bunu sıfır yapan x değerleri nedir Allah aşkına? X yerine 6 da olabilir. Bak 6 koyarsan 6 eksi 6 sıfır çıkar. Aa. Kök demek bu 6 bulduk. Bir de burasının için x sıfır olsa da bunun sonucu sıfır olur. Sıfır çarpı herhangi bir şey yine sıfır olur. O zaman iki tane kökü varmış değil mi bunun? 6 ve sıfır. İkinci adımı da yapmış olduk. Üçüncü adımda şunu yapıyoruz Tonguç. Artık köklerini de bulduktan sonra tablo çiziyoruz Tonguç. Tabloyu hemen çizelim. Bir tane sayı doğrusu çiziyorum. Bu sayı doğrusunda Burası eksi sonsuz, burası artı sonsuz. Değil mi kardeşim? Hocam sonsuz işaretini çizmek insanın zihnini açıyormuş. Evet çok zekisin. Niye öyle bir şey var? Çünkü onu çizerken ister istemez iki farklı lobumuzla çalıştırmak zorundayız. Vay yani çok akıllısın gerçekten devlet. Gerçek mi? Doğru hocam. Çakar Bilmiyorum bilmiyorum. Hiç duymadım böyle bir şey. <laughs> burası sıfır, burası ise sayı doğrusunda gösteriyorum bunları. Sonra buraya bir çizgi çiziyorum, buraya bir çizgi çiziyorum ve içlerine yuvarlaklar görüyorum. Çünkü bunlar sıfır yapan x değerleri. Yani kökler. Sonrasında şunu yapıyorum Tonguç. Hmm, şimdi taramaya başlayacağım bak. Şimdi burada eşitlik var mı Tonguç? Eşitlik varsa bunun içine bir tarıyorum. Tamam mı evladım? Şimdi ondan sonra şunu diyorum. Ee, burada bunun işareti x'in işaretinin başında artı var değil mi? Burada da x'in başında artı var. Artı ile artının çarpımı artı değil midir Tonguç? Evet. O zaman bu tarafta yani altından büyük tarafta artı ile başlıyoruz. Bu yuvarlağa görünce bu artı İşaret değiştiriyor. Eksiye dönüşüyor. Aa. Bir tane daha gördü. Aa yuvarlak. O zaman artı oldu. bu olmuş. O zaman yapmamız gereken şey şu. Bulmamız gereken bölge büyüktür sıfır. Yani biz bunun ne olmasını istiyoruz? Pozitif olmasını istiyoruz değil mi kardeşim? O zaman burada pozitif bölgeleri tarıyorum. Ve ne demiştim? Eşittir olduğu için buraları da alıyorum. Çözüm kümemizi yazıyorum. Bak dördüncü adımda artık. Dördüncü adım çözüm kümesini yaz kardeşim. Çözüm kümemiz eşittir. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar. Bu eksi sonsuzlar her zaman normal parantezde kapatılır. Burada da dahil olduğundan dolayı köşeli parantez. Birleşim 6'dan altı dahil nereye kadar? Sonsuza kadar diyorum ve normal parantez kapatıyorum. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık Süper zeki bir öğrencinin çözüm kümesini de yazmış olduk. Ve geçtik. Hocam en basit dediğiniz böyleydi yani. En basit. Şimdi bir tane şey daha var. yapalım. Hocam. Yok çok zor değil merak etme. En basit yazmışsınız. Bak ben x karenin başında eksi gördüğüm zaman aman diyeceğim. Nalet olsun. Hemen öbür, her şeyi öbür tarafa at. O zaman burada hiçbir şey kalmasın. Sıfır küçüktür. x kare eksi 5x eksi 6 olsun. Yani bunu bu tarafa bunu bu tarafa bunu bu tarafa attım. Sonrasında bunu çarpanlarına ayırıyorum. x x 6 1 eksi 6 artı 1 olur. O zaman ne oldu? Sıfır küçüktür. x eksi 6 X artı 1. Bir. Birazcık daha jet hızına geçtim artık. <laughs> tamam mı? <laughs> Eladım, o zaman bunun kökleri nelerdir? 6 olabilir bir de eksi 1 olabilir. Bunun köklerini yazdıktan sonra hemen ne yapıyordum? Bir tane tablo çiziyordum. Burası eksi sonsuz, burası artı sonsuz. Burası eksi 1, burası 6 olacak şekilde köklerini gösterdim. Şimdi eşitlik var mı? Yok. O zaman işlerini boyamıyorum Tonguç. Bunun başında ne var? Dikkat et artı var. Bunun başında ne var? Artı var. Yani artı 1x. Artı bir x demek aslında bunda. Doğru. O zaman buradan başlayacağım. Artıyla başlıyorum. Sonra bu yuvarlığa görünce eksi oldu. Bu yuvarlığa görünce artı oldu. Şimdi bizim istediğimiz şey bunun küçüktür sıfır olması. Yani biz bunun ne olması istiyoruz? Negatif olmasını istiyoruz. O zaman bizim istediğimiz bölgeyi tarıyorum. Burayı tarıyorum. Yuvarlakların içi boş. Neden boş? Çünkü eşittir yok burada. Sadece küçüktür var. O zaman çözüm kümemizi yazıyorum Tonguç Hazretleri. Çözüm kümemiz. Süslü parantez istiyorum. Normal parantez. Aa, eksi 1'den 6'ya kadar buraya kadar. Eksi 1 ile 6 arası bütün reel sayılar. Hocam, yani bilip bilmediğin bilmediğim bütün sayılar. Hocam. <laughs> Nerede benim şeyim? Allah Allah. Hocam orada kova getirdim size. Evet. Eksi 1 ile 6 arasındaki sayı. Bu kadar anlaştık mı evladım? Geçtik. Of of of. Ne demişiz buna evladım? Hocam biraz ayıp. Boru üfledin mi evladım hiç? Üfledim. Hayır üflenen borudan kastediyoruz. Ya böyle garip bir ses çıkarıyor. Hı. Aynen süpersin. Şimdi onun gibi bir ses çıkartacağız. Şimdi bu zaten çarpanın ayrılmış mı? Sadece şu ayrılmamış. Bu iki kare farkı. O zaman bunu x eksi 5. x artı 5 şeklinde yazabilir miyim Tonguç? Şimdi köklerini bulalım. Bunun kökleri yani x'in alabileceği değerler. Bak burada enteresan bir şey var. Dikkat et. Bunu sıfır yapan değer 2'dir. Bunu sıfır yapan x değeri yoktur kardeşim. Bu her zaman pozitiftir. Dolayısıyla e, bunu sıfır yapan x değeri yoktur. Ama aşağıdakileri sıfır yapan x değeri 5'tir ve eksi 5'tir. 5 ve eksi 5. Ama burada çok enteresan bir şey yapacağım Tonguç. 5 ve eksi 5'e yıldız koyacağım. Allah Allah. Niye öyle bir şey yapıyorum? Anlatacağım sana. Yıldız Hatta da sorumuzu Bundan da söyleyeyim. şöyle küçük eşittire dönüştürelim. Sonrasında hemen tablo çiziyorum. Hop, sayı doğrusunu çizim. Eksi sonsuz artı sonsuz. Eksi 5 2 ve 5. Hop hop hop. Oluşturdun mu? Hop. Sonrasında şunu yapıyorum Tonguç. E, eksi 5'e 2'ye ve 5'e yuvarlak koydum. Ama burada yıldız olduğundan dolayı bu eksi 5 beş ve 5'in çizgilerini iki katına çıkartıyorum Tonguç. Duble çizgi çiziyorum burada. Aa, duble duble yol gibi. iki çizgi çiziyorum. Sebebi bunların içini hiçbir zaman dolduramam Tonguç. Eğer iki tane çizgi çizersem içlerini hiçbir zaman dolduramam. Burada eşittir var ya. O zaman bunların içini doldurmak istiyorum. Aa, hayır dolduramam. Çünkü bu iki çizgi var. Ama bunu doldurabilirim kardeşim. Ama bu, bu dolduramam. Çünkü iki çizgi var. Anlaştık mı Tonguç? Şimdi bakıyorum. Hemen diyorum ki bunun başında artı var. Bunun baş, bu zaten 350 x her zaman pozitif sayıdır. Bu zaten artı var. Bunun artı var. O zaman neyle başlayacağım Tonguç evladım? Artı ile başlayacağım. Artı ile başladıktan sonra yuvarlığa göre de eksi oldu. Yuvarlığa göre de artı oldu. Yuvarlığa göre de eksi oldu. Yapmamız gereken şey şu. Küçüktür olan bölgeleri almak. Yani bu bölge. Yani bu bölge. Küçüktür sıfır ne demek? Negatif demek. Yani biz bunun negatif olduğu bölgeleri bulacağım. Çünkü ne demiş? Bu küçüktür sıfır demiş. Yani negatif oluyor Süslü mü normal parantez? Eksi mı? sonsuzdan hayır. Normal ha. parantez. Aralık yazıyorum çünkü. Aralık burada milyarlarca sayı var. Hepsini teker teker süslü parantez yaz ama. milyarlarca sayı binlerce söz var. Onu da belirtmek istiyorum. Saçmalama Ekes. Eksi beşe kadar eksi beşi yuvarlak içinde. Bak köşeli değil normal parantez. Çünkü burada içi boş birleşim ama buradaki içi dolu olduğu için köşeli parantez 2'den 5'e kadar diyorum. Bunu da normal parantez çünkü içini doldurmadım diyorum ve geçtik son sorumuza artık İmkansız gelelim. İmkansız diye bir şey yoktur hocam. Mümkünsüz bir vardır. tane daha olabilir mesela. Bu zaten o basit. Şimdi bak böyle bir zımbırtı var. Ha burada şöyle bir mantık var. Bu zaten çarpanlara ayrılmış. O zaman hemen köklerini bulalım. Kökleri nedir Allah aşkına bunun? 2'dir. E, eksi 3'tür. Bunu 2 sıfır yapar. Bunu da eksi 3 Ama burada dikkat etmemiz gereken ne biliyor musun Tomuç? Evladım ikinci kuvveti yani çift kuvveti. Çift kuvveti olduğu için bunun üstüne böyle bir ç yazıyorum Tomuç. Çift kuvveti ç mi demek hocam? Çift kuvveti evet. Işte. <gülüyor> Sonrasında <gülüyor> bir kaldım, şey diyorum. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sayı doğrusu çiziyorum. Sonra eksi 3 burası. 2 burası. Şimdi yuvarlağımı yuvarlağımı çiziyorum. Ama burada enteresan bir şey var. İkinin üzerine Ç olduğundan dolayı çift yuvarlak çiziyorum Tonguç. Ve eşitlik olduğu için içlerini boyuyorum. İki çizgi de olmadığından dolayı boyamayacağım herhangi bir bölge yok. Bak bunun işareti artı, bunun işareti artı. Zaten bu her zaman bunun işareti eksi olsa dahi artı olur. Çünkü çift kuvveti. Burada artıyla başlıyorum. Yuvarlak, iki yuvarlak olunca bu tek yuvarlak olunca yön değiştiriyor da Tonguç. Evet hocam. İki yuvarlak önce döndü bir tane daha döndü. Yine aynısı oldu. Ne verirsen. Yani yine çift o yuvarlak yöntem. yön değiştirmiyor. Ama bu yön değiştiriyor çünkü tek yuvarlak. Şimdi bizim istediğimiz bölge neresi kardeşim? Küçüktür sıfır. Yani bunun biz negatif olmasını istiyoruz. O zaman istediğimiz bölge burası. Ve çözüm kümemizde yazıyorum Tonguç evladım. Eksi sonsuzdan eksi üçe eksi üç dahil ama. Ve bir şey daha. Eşittir sıfır olduğu için birleşim diyorum. İki dahi olabilir. O yüzden senin sevdiğin parantez süslü parantez. İkiyi tek başına alacağım için burada süslü parantez içinde yazmak zorundayım. Çünkü iki de bizim çözüm kümemizin içinde var. Eşitlik var çünkü. Anlaştık mı evladım? Anlaşayım. İfadesinin Kızın daima hocam ya? Of ya. daima üçten büyük olması için a hangi aralıkta olmalıdır demiş. Şimdi yaptığımız gereken şey şu. <laughs> evladım x kare eksi 6x artı a e büyük 3 olmasını istiyoruz. Değil mi evladım? Evet hocam. Harika zeki bir öğrencisin. O zaman ben x kare eksi 6x artı a eksi 3'ün büyüktür 0 olmasını istiyorum. Şimdi böyle bir ifadede daima büyüktür 0 ne demek biliyor musun? Bunun Şimdi normalde biz hani tablo çiziyorduk işte böyle bir şey bir tane kökünü buluyorduk. Kökünü görünce artı eksi oluyordu ya hani. Evet. Ama bak iki yuvarlak olduğu zaman ne oluyordu? Artı yine artı kalıyordu. Yani hep artı oluyordu gibi oluyor, değil mi? Hep artı oluyor gibi oluyor. Dolayısıyla bizim istediğimiz şey böyle iki yuvarlaklı bir şey. İki yuvarlaklı olabilmesi için bunun tam kare bir ifade olması gerekiyor. Hatırlıyor musun? X kare eksi 6x e, artı 9 neydi Allah aşkına? Xx 3 3 eksi 3 eksi 3 yani x eksi 3'ün karesiydi değil mi? Evet hocam. Yani ben bunun x eksi 3'ün karesi olmasını istiyorum. O zaman a eksi 3 zımbırtısı keşke 9 olsaydı diyorum. O zaman a eksi 3 9'dur diyerekten a'yı 12 yapıştırıyorum evladım. Tebrik ediyorum. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder. Üşenmiyorsun evladım. Tonguç Akademi.com'da video bombardımız devam ediyor. Bom bom bom. E, Tonguç Akademi.com. Evet. bir <laughs> önceki bir sonraki videomuz bu videoyu like etmeyi unutmayın evladım.